Başrollerinde Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Kara Sevda dizisinin ilk bölümü 14 Ekim 2015 tarihinde yayımlandı. İki sezon devam eden dizinin oyuncuları, şimdi neredeler ve ne yapıyorlar? Metin Coşkun, Kemal'in eski patronu ve ortağı, Hakkı Alacahan karakterini canlandırdı. 35. bölümde silahla kendini vurarak intihar etmiştir. Ece Müderrisoğlu, Zehra Tozkan karakterine hayat verdi. Zehir'e aşıktır. Aynı zamanda önce Emir'in avukatlığını yaptı, ilerleyen bölümlerde Kemal'in yanında durarak Emir'e karşı oldu. Ali Burak Ceylan, Emir'in asistanı Tufan karakterini canlandırdı. Asu'ya aşıktır. 63. bölümde Asu'yu kaçırdığı ortaya çıkmıştır. Asu'nun peşinden koşarken kamyon çarpması sonucu öldü. Uğur Aslan, Zehir, Kemal'in en yakın arkadaşıydı. Tüm işlerinde ona yardımcı olur. Zehra'ya aşıktır. Çağla Demir, Banu Akmeriç, Emir'in halkla ilişkiler uzmanıydı. Tarık ile evlidir. Burak Sergen, Emir'in babası, Galip Kozcuoğlu karakterini canlandırdı. Emir'i kontrol alabilecek güce sahip tek kişidir. Barış Alpaykut, Ozan Sezin, Nihan'ın ikiz kardeşi. Astım hastasıdır. Zeynep'le evlidir. Asu Kozcuoğlu'nun emriyle intihar süsü verilerek, Tarık Soydere tarafından asılarak hayatına son verildi. Neşe Baykent, Vildan Sezin, Nihan ve Ozan'ın annesi. Leyla'nın kardeşi. Kürşat Alnıaçık, Önder Sezin, Nihan ve Ozan'ın babasıydı. Sessiz, sakin bir adam. Ne evinde, ne işinde dominant. İş dünyasındaki konumu, kayınpederinin nüfuzuyla elde edilmiş. Zamanında varlık gösteremediği meseleleri, bir daha toparlaması mümkün olmamış. Oğlu öldükten sonra kalp krizi geçirerek ölmüştür. Hazal Filiz Küçükköse, Zeynep Soydere, Kemal ve Tarık'ın kız kardeşidir. Akıllı ve hırslı bir kızdı. İlk sezonda Ozan ile evlenmiştir. Emir'e aşıktır. İkinci sezonda erkek çocuğuna Emir'den hamiledir. Rüzgar Aksoy, Tarık Soydere, Kemal ve Zeynep'in abisidir. Gerçek duygularını gizlemeyi çok küçükken öğrendi. Kemal'in, ailede göz bebeği oluşu, Tarık için katlanılamaz bir durum. Banu'dan boşanmıştır. Ozan cinayeti nedeniyle hapse girmiştir. Zeyno Eracar, Fehime Soydere, Kemal, Zeynep ve Tarık'ın annesidir. Tam bir Türk annesi. En büyük zaafı ailesinin, yuvasının, çocuklarının huzuru ve mutluluğu. Orhan Güner, Hüseyin Soydere, Kemal, Zeynep ve Tarık'ın babası. Baba mesleği berberlik ile ailesini geçindiriyor. Esnaf arasında çok sevilen, saygı duyulan, danışılan adamlardan. Melisa Aslı Pamuk, Asu Alacahan, Hakkı Alacahan'ın yeğeni. Kemal'in Zonguldak'taki sağ kolu ve patronunun güzel yeğeni. Emir'in kardeşi olduğu ortaya çıkmıştır. Fehime tarafından evlatlıktan reddedilmiştir. Nihan'a trafik kazası yaptırdığı ortaya çıkmış ve Kemal ile arası iyice bozulmuştur. Leyla'nın evinde Nihan'a zarar vermeye çalışırken yakalanarak Leyla tarafından vurulmuştur. Nihan'a anahtarı yutturmaya çalışırken Nihan tarafından dövülerek bayılmıştır. Ondan sonra tutuklanarak götürülmüştür. Kerem Alışık, Ayhan Kandarlı, Kemal'in intikam hikayesinde kilit bir rolü vardır. Leyla'ya aşıktır. Zerrin Tekindor, Leyla Cemzade, Kemal, Leyla'nın hem oğlu hem arkadaşıdır. Aralarındaki yaş farkına rağmen, iki kadim dostturlar. Aynı zamanda Vildan'ın kardeşi ve Nihan'ın teyzesi. Kaan Urgancıoğlu, Emir Kozcuoğlu, dizinin kötü adamı. Varlıklı bir ailenin oğlu ve Nihan'a takıntılı olarak aşık olan bir adam. Nihan'ı asla kaybetmek istemeyen iş adamı. Babasının şirketinin patronu.
Fakat yaptığı hatalar nedeniyle şirketteki yetkileri babası tarafından zaman zaman kısıtlanmaktadır. Kemal ile Nihan'ın ortak geçmişini öğrenmesi üzerine, Kemal'i düşmanı olarak görmeye başlar. Kemal'e zarar vermek için, başta Kemal'in kız kardeşi ve abisini kullanarak her yöntemi uygulamaktadır. Bu nedenle Kemal ile arasında bir savaş ve yarış başlar. Neslihan Atagül, Nihan Sezin, Emir'in karısı, Kemal'in eski sevgilisi. Kemal ile 2010 yılında sevgili olarak evlilik hayalleri kurduğu dönemde, kardeşi Ozan'ın bir kadını öldürmesi ile bu olayı gizlemeyi vaat eden ve kendisine aşık olan Emir ile evlenmek zorunda kalır ve Kemal'in evlenme teklifini aralarındaki maddiyat ve yaşantı farklılığına dayandırarak reddeder ve Kemal'in İstanbul'u terk etmesine neden olur. Yıl 2015 olduğunda hala Kemal'e ilk günkü gibi aşıktır ve Kemal'le yaşadıklarını düşünerek güçlü kalmıştır. Burak Özçivit, Kemal Soydere, maden mühendisi. İstanbul'u terk ederek Zonguldak madende mühendis olarak çalışmak için gider. İş sırasında patronu ile maden ocağının içini kontrol ederken meydana gelen göçükte patronunu kurtarması ve madendeki önceden aldığı önlemler sayesinde, can kaybının olmaması nedeniyle patronu kendisine ortaklık teklif eder ve hayatı değişmeye başlar. Emir Kozcuoğlu'nun şirketi ile ortak bir proje için, Hakkı Alacahan'ın yaptığı teklifi kabul ederek, 5 yıl aradan sonra İstanbul'a döner. Artık daha güçlüdür ve ilk hedefi sevdiği kadını elinden alan ve aynı projede çalıştığı Emir Kozcuoğlu'nu alt etmektir. Nihan ile arasındaki kara sevdanın külleri tekrar alevlenir ve Nihan ile yeniden bir araya gelmek için savaşmaya başlar. Peki, siz dizide hangi oyuncunun yaşadığı değişime şaşırdınız? Kendi düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.